Selam, ben Halil. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir Alparslan Büyük Selçuklu gününde yepyeni bir Alparslan modu videosu ile tekrardan karşınızdayım. Arkadaşlar, bugün sizlerle beraber başlıktan da görmüş olduğunuz gibi sadece ama sadece Anadolu'nun topraklarına gidip, yani ağaçlık bölgelerine gidip avlanacağız. Yani bugün düşmanlarıma hiç ama hiç bulaşmayacağım. Gerçekten bir gram bile kimseyle savaş yapmayacağım. Şu anda arkadaşlar görüyorsunuz, İznik Kalesi'ne geldim. Biliyorsunuz bunu da zaten daha önceden sizlerle beraber videomuzda fethetmiştik İznik Kalemizi. Hemen buradan kalemize girelim. Arkadaşlar bu arada sizler şu anda fark etmediniz ama gerçekten ben fark ettim. Şu anda aşırı derecede mutluyum ve rahatım. Çünkü biliyorsunuz ben şu ana kadar hiçbir zaman kendi kaleme girmiyordum. Yani çok nadirdir kendi kaleme girdiğim. Ve görüyorsunuz şu anda İznik Kalesi benim kalem. Yani başkasının kalesine girdiğim zaman her zaman biliyorsunuz kaçıp duruyordum. Ama şu anda gerçekten rahatım. Hemen dilerseniz buradan pazar yerine gire tıklayalım. Şimdi arkadaşlar buradan yanıma ok almam gerekiyor. Ve çoğu arkadaş da biliyorsunuz bana durmadan, abi lütfen artık okla savaş deyip duruyordunuz. Şimdi arkadaşlar şu üzerimizdeki şeylerin hepsini bırakalım. Ama bunu bırakmayacağız. Hemen şunu da değiştirelim. Şöyle arkadaşlar biraz daha böyle avcı gibi takılmak istiyorum. Şimdi bana bir tane şöyle yay lazım. Ama iyisinden lazım. Usta işi savaş yayını aldım buradan. Kalkana gerek yok. Onu zaten görüyorsunuz, bıraktım. Onun dışında bir de buradan bambu mızrağı alacağım. Çünkü biraz da böyle mızrakla uzaktan geyiklerimizi veya domuzlarımızı avlayacağız bugün sizlerle beraber. Şu anda görüyorsunuz arkadaşlar her şeyimi aldım. Tam bir avcı oldum. Hemen paramızı ödedik ve buradan çıkışımızı yaptık. Arkadaşlar ben bugün bu bölgede, yani İznik'in bölgesinde avlanmak istemiyorum. Çünkü buradaki ormanlıklarda gerçekten ağaç kalmamış. Bu yüzden ben bu bölgeye geldim, görüyorsunuz. Hatta burada 10 tane geyik sürüsü buldum. Hemen dilerseniz bunları şöyle yavaştan avlamaya başlayalım istiyorum. Arkadaşlar şu görüntüyü görüyor musunuz? Gerçekten efsane oldum. Bakalım bizim bu geyiklerimiz neredeymiş? Bu arada arkadaşlar burada bile gerçekten az ağaç varmış. Çünkü ben bazı yerlere baktım. Bayağı bir ağaç vardı. Şimdi öncelikle buradan geyiklerimizi bulmamız gerekiyor. Bakalım neredelermiş? Ama böyle her taraftan ağaç çıkarsa zor olur. Çünkü atım durmadan duruyor. Geyikçikler neredesiniz? Gelin bakalım, bugün sizi gerçekten avlayacağız. Bu arada okumu da şu şekilde göstereyim sizlere. Arkadaşlar geyiklerimi buldum, bakın. Geyiklerimiz tam da oradalarmış. Şöyle az daha yaklaşacağım. Kaçmayın lütfen, kimse kaçmasın ama kaçıyorsunuz. Arkadaşlar bence dilerseniz buradan şu şekilde inelim. Ama çok hızlı kaçıyorsunuz, biraz dursanıza. Arkadaşlar bunlar gerçekten çok kaçıyorlar. Şimdi okumuz nasılmış, yani onun mantığını anlamaya çalışacağım. Bu arada atımızı da kaybetmeyelim, oradaymış. Çünkü her an peşlerinden beni koşturabilirler, bilmiyorum. Arkadaşlar burada bir tane daha okum vardı. Mesela şu anda o küçük okumu aldım. Şu anda vurabiliyor muyum bilmiyorum. Arkadaşlar biraz şöyle koşacağım. Ben geliyorum. Alparslan geliyor. Arkadaşlar bulduk, bir saniye. Çok güzel, görüyorsunuz bir tanesini indirdim. 2 oldu. 3 oldu. Arkadaşlar şu anda hiçbiri kaçamıyor, görüyorsunuz. Çünkü her taraf ağaç dolu. Bu yüzden onlar da kaçamıyorlar. Arkadaşlar bayağı bir geyiği gerçekten sizlerle beraber avladık. Harika oldu. Dilerseniz biraz da şu şekilde mızrağımızla geyikleri biçelim. Yalnız görüyorsunuz atımız oradaymış. Kaybolmamış yani atımız. Geliyorum, lütfen kaçma. Bence arkadaşlar mızrağa hiç gerek yok. Şimdi dilerseniz buradan tekrar da atımıza binelim. Vurur muyuz? Vuramadım. Şimdi arkadaşlar vuramıyorum ki. Hemen şuradan dilerseniz atımıza hızlıca binelim. Bu arada burada şey kaldı mı bilmiyorum. Geyik kaldı mı? Evet arkadaşlar, geyikler zaten buradalarmış. Arkadaşlar bunlar zaten ölü geyikmiş, bakın. Geyik etlerimiz buradalar. Yani geyikler kaybolmuyorlarmış, harika, öldükten sonra da. Bunu gerçekten çok beğendim. Şimdi şuralardan sıyrılarak geyikleri tekrardan bulacağız. Daha çünkü arkadaşlar domuz falan da avlamayı gerçekten düşünüyorum. Arkadaşlar atımı 4 nolu sürüyorum, bakın. Hemen bunu da avlayacağız.
Vurur muyuz? Vuramadım, bir saniye. Şu atın üzerindeyken geyiği avlayabilirsem gerçekten çok mutlu olacağım. Ama avlayamıyorum işte, sorun da tam orada. Bu arada 8 tane maalesef okumuz kalmış. Oklarımız bitiyor yani. Arkadaşlar vuramıyorum ki, bakın. Ve görüyorsunuz atımın üzerindeyken gerçekten geyiği vurdum. Ve çok da mutlu oldum. Üzerime doğru koşuyor. Hemen buradan yayımı alacağım. Ya da mızrağımızı alalım. Arkadaşlar mızrağımızla gerçekten geyiği efsane bir şekilde indirmeyi başardık. Bir an düşman diyecektim, o yüzden takıldım. Çünkü şu anda düşman avlamıyorum. Ve arkadaşlar o da benden kaçamadı. Çünkü ağaçlıklar benim yanımda oldu. Onu tuttular. Ve geriye görüyorsunuz sadece bir tane geyik kalmış. Gerçekten düşman biçmekten çok daha zevkliymiş yani geyik avlaması. Baksanıza. İndirir miyiz? Hadi. At bir tane daha. Geriye sadece görüyorsunuz bir tane. Okum kaldı ve o da bitti maalesef. Artık onu da arkadaşlar maalesef şu şekilde mızrağımızı öldürmek zorundayız. Alır mıyız? Maalesef geyik kaçtı, onu indiremedim. Dilerseniz hemen buradan çıkışımızı yapalım. Bir de domuz sürüsü bulayım, ondan sonra videomuzda kaldığımız yerden devam edelim. Tam da böyle Ankara ve Kayseri'nin yakınında buldum domuzlarımızı. Dilerseniz hızlıca bunları da indirelim. Şu anda mesela ormanımız değişti. Böyle kupkuru bir yer oldu. Umarım hızlıca buluruz derken tam da karşıma çıktılar, harika. Ve şu anda görüyorsunuz tekrardan 30 tane okum olmuş oldum. Ben gerçekten bunu bilmiyordum. Yani okumuz biter sanıyordum, hiç de öyle olmadı. Arkadaşlar maalesef indiremiyorum. Sanırım bunlar biraz daha geç ölüyorlardı. En son gerçekten öyle hatırlıyormuşum. Arkadaşlar ben gerçekten böyle bunları biçemeyeceğim. Hemen atımızdan inelim, hızlıca koşacağız peşlerinden. Onları yani bu şekilde yaya olarak öldürmemiz gerekiyor. Yoksa imkansız yani benim onları öldürmem. Okun bir hedefi olsa çok güzel olacak. Yalnız okun bir hedefi yok. Bu yüzden tam olarak nişan alamıyorum maalesef. İyi de ben böyle sonsuza kadar atsam bile gerçekten indiremem onu. Çünkü o şans bende yok. Peşime doğru koşar mısın? Arkadaşlar bir tanesi peşime doğru koşuyor. Daha doğrusu üzerime doğru koşuyor. Artık nasıl bir cümle kurduysam üzerime geliyor, bir saniye. Acaba bunlar bana zarar verebilirler mi? Onu da gerçekten bilmiyorum. Arkadaşlar bu ölmüyor ki. Baksanıza gerçekten ölmüyor. Maalesef onu da bu şekilde mızrağımla öldürmek zorundayım. Mesela şu anda bir tane av geliyor üzerime doğru. Ama kaçıyor benden, olmaz ki. Gel bakalım, sen gel bari, hadi. Lütfen gelin artık, birinizi avlayayım, ondan sonra zaten videomu bitireceğim, hadi. Arkadaşlar gerçekten geyik avlaması çok daha kolaydı. Çünkü tek okla bitiyorlardı, bunlar gerçekten bitmiyorlar. Yani şu an atıma binmek istesem de maalesef binemiyorum. Çünkü atımız bayağı uzaktaydı. Hayvanlar gerçekten çok akıllılar arkadaşlar, görüyorsunuz. Beni gördükleri zaman hemen kaçıyorlar. Burada bir tane sandık buldum. Burada ne varmış? Hiçbir şey yokmuş. Artık gel de lütfen seni avlayayım. Lütfen kaçma. Arkadaşlar benim atım neredeydi? Hatırlayan var mı? Gerçekten onu bile hatırlamıyorum ama sanki şu taraflardaydı. Tam şu taraflarda. Artık gerçekten çok sinirlendim. Neredeyse domuzları yumruğumla öldüreceğim. Arkadaşlar görüyorsunuz tekrardan avımıza geldik, yani atımıza bindik. Şimdi hemen buradan mızrağımı alacağım. Hiç okla falan da uğraşmayacağım. Çünkü biliyorsunuz az önce sizlerle beraber çok denedik. Okla ölmüyorlar. Arkadaşlar mızrakla bile gerçekten zor ölüyor, baksanıza. Vuramıyorum, bir saniye. Kanı çıktı ama hala ölmedi. 2 oldu. 3 vuruşta gerçekten domuzu biçtik. Harikaydı. Ama ben gerçekten geyik etini tercih ederim buna karşı. Alır mıyız? Az önce benden kaçıyordun, ne oldu şimdi? İşte öyle kaçamazsın. 1 oldu. 2 olacak. 2 olmadı, şimdi olacak. 2.
3 oldu. Şu anda arkadaşlar kanı azıcık böyle akmaya başladı. Hadi artık lütfen seni de biçeyim. Merak etme, etini falan yemeyeceğim. Ve görüyorsunuz 2 tane domuzu biçerek böylece hemen buradan da çıkışımızı yapalım. Şu anda görüyorsunuz arkadaşlar yanıma sadece geyik etlerimi aldım. Yani o domuz etlerini almadım yanıma. Şimdi dilerseniz buradan şu kervansaraya girelim. Bakalım burada ne varmış. Gir diyorum. Yani etlerimizi sizlerle beraber burada yiyeceğiz. Neyse arkadaşlar, böylece bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Videomu beğendiyseniz lütfen aşağıdaki butonlardan videomu beğenmeyi ve bir de halen kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bir başka tarih oyununda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.